Kendinizi başka kişilere tanıtmayı zor buluyorsunuz. Reddet. Ben... <laughs> Merhaba ben Diamond. Çok rahat kendimi anlatıyorum bence. Hayatım boyunca kendimi tanıtmaktan, kendimi ifade etmekten hiçbir rahatsızlık duymadım. Çoğunlukla düşüncelerinizde öyle kayboluyorsunuz ki etrafınızdakileri görmezden geliyor veya unutuyorsunuz. Evet. Seher bir şeyler anlatıyor ben başka bir şeye odaklanmışım. Çok fazla muhabbet yaşıyorsun. Genelde hep dalgınımdır. Aklımda bir şeyler vardır. Bu doğru. E-maillerinize mümkün olduğu kadar çabuk yanıt vermeye çalışıyor ve dağınık bir gelen kutusuna tamir edemiyorsunuz. Ne tam reddediyorum? Ya şöyle, şimdi bana bin tane mail geldiği için bin tane mesaj, mail, yazı bakma şansım yok. Çok kalabalık, düzenleyemem yani. Biraz işte fazla aboneye sahip olmakla alakalı bir şey. Bireysel bir cevap veremiyorum o yüzden. Çünkü mailime her gün 100 tane mail geliyor. Hangi birine bakacağım? Hemen cevap vereceğim. Nasıl yetişeceğim? Nasıl düzenleyeceğim? Saldım artık bir yerden sonra. Ha buna şöyle basmışım yanlışlıkla. Biraz baskı olan durumlarda bile kolay şekilde rahat ve odaklı kalabiliyorsunuz. Kısmen. Yani biraz baskıysa problem yok da bazen ben de panikliyorum yani. Hızlı bir karar vermem gerekiyor falan saçma sapan kararlar verdiğimde oluyor yani. Genellikle konuşmaları başlatan taraf siz değilsiniz. Aynen. Seher hariç onunla konuşmayı ben başlattım ama genelde zaten bu da genelde diye sormuş. Sessiz. Çok böyle muhabbete dahil olmayan Konu açmayan konuşmayan bir insanımdır yani fazla sessiz sakin kaldığımı söyleyebilirim. Nadiren sırf meraktan bir şey yapıyorsunuz yani nadiren çok böyle merakında bir şey yapıyorum. Nadiren yapıyorum evet yani mesela daha önce yemek yemediğim bir restorandan bir yemek yiyorum daha önce yemediğim bir şeyi yiyeyim diyorum daha önce almadığım bir şeyi alayım. Risk aldığım böyle meraktan bir belki güzeldir ya denediğim olur ama o kadar da meraklı ve sürekli aktif olan bir insan değilim nadiren yani. Kendinizi diğer insanlardan üstün hissediyorsunuz. Tüm insanlardan değil. O yüzden şunu işaretlemeyeceğim. Yani bu çünkü çok üstünüm ben gibi bir kompleks yaratır. Ben eksiklerimin farkındayım. Bazı kitaplar okuyorum. Ulan diyorum ne akıllı ne zeki adammış ne araştırmış. Böyle insanlar var ya keşke böyle olsam. Ama genelde insanlar mal. O yüzden yani şu YouTube sayesinde özellikle genele baktığımda gelen yorumlara baktığımda millet tarafından cehennemde yandığında görürüm gibi genele kıyaslayınca diğer insanlardan üstün hissettiğimi söyleyebilirim diyebilirim Evet yani ben o kadar mal değilim. Ama ne bilgili ne eğitimli ne entelektüel insanlar var. Yani onları hesaba katınca kendimi o kadar da bilgili o kadar da iyi hissetmiyorum. Yani hatta ne kadar az şey biliyorum ne kadar öğrenmem gereken şey varmış. Ulan daha kırk fırın ekmek yemem lazım falan diye tribe girdiğim oluyor yani. Adamına göre değişiyor. Sizin için düzenli olmak uyum sağlamaktan daha önemli. Yani uyum sağlamasam da olur düzenli olayım, programlı olayım, hesap kitaplı olayım, şaşırmayayım, sürpriz çıkmasın yeterli. Arkadaş ortamında, iş ortamında falan da uyumlu olmayayım abi, herkesle iyi anlaşmayayım. Herkes beni sevmesin. Yalnız kalayım gerekiyorsa problem yok. Düzenli olayım, işimi yapayım yeterli. Genellikle yüksek motivasyona sahip ve enerjiksiniz... böyle. Bakmayın çalıştığıma, bin tane video yaptığıma, kitapla uğraştığıma veya işte her gün 200 sayfa okuduğuma. Yüksek motivasyonlu falan değilim. Yani enerjim yüksek, çok iyiyim böyle hadi yaparım ben çok seviyorum öyle bir şey yok. Mecburiyetten ya yani yetişmiyor. İşim bu yapmam lazım. Bu iş bu kadar emek istiyor. Mecburen yapmam lazım. Olay bu yani. Yemek yemem lazım. İşte ev geçindirmem lazım vesaire. Para kazanmam lazım. Şu lazım bu lazım. Eksiklerim var onları kapatmam lazım. Okumadığım kitaplar var onları okumam lazım. Prensip meselesi yani çok keyif aldığımdan, çok yüksek motivasyona sahip olduğumdan değil. Okumaktan iğrendiğim, içimden yani bir sayfa bile okumak gelmediği günlerde bile kendimi zorlayıp 100 sayfa okuyorum yani. Bir gram enerjim yok. Esniye esniye yayın yapıyorum, video kaydediyorum. Her yayında aşağı yukarı zaten yorgunum bakıldığında anlaşılabilir. O kadar yüksek enerjili, motivasyonlu bir adam değilim yani. Ama kurallı, prensipli, çalışkan bir adamım. Bir adamım oradan yırtıyorum. Bir tartışmayı kazanmak kimsenin üzülmemesini sağlamaktan daha önemsiz. Kısmen evet tartışma kazanmasam da olur. Üste çıkmasam da olur. Karşımdaki ya yani karşımdaki sevdiğim bir insansa eğer kalbini kırmaya değmez yani. Onunla tartışacaksam, üzülecekse veya aramızı açacaksa ben kazanmasam da olur yani. Eyvallah de bırak. Tabi adamına göre ve konuya göre ve mertebeye göre yani. Herkese bunu yaparsan ezik olursun zaten. Kendi fikrin olmaz. O yüzden kısmen önemli. Her yerde de susmayacaksın. Her yerde de empati yapıp hani karşındaki için eyvallah çekmeyeceksin. Yeri geldiğinde masayı masayı yumruğa vurmak diyor yumruğu masaya vuracaksın. Bir duruş sahibi olmak önemli. Çoğunlukla kendinizi diğer insanlara karşı haklı göstermek zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz. Özel hayatımda ne tür? Yani karşımdaki inanmıyorsa inanmasın, haklı olduğumu düşünmüyorsa düşünmesin çok da umurumdaydı yani. Ben neyin ne olduğunun farkındayım. Ama YouTube gibi herkesin önünde olduğum, herkesin reddiye çektiği Herkesin fikir beyan ettiği, hata aradığı, herkesin doğruyu bildiği bir ortamda bazen haklı olduğumu karşıya göstermek zorunda hissediyor. Kaynağını gösterip açıklamasını yapıp hani bu benim işimle paralel gittiği için buna iş bağlamında bir cevap verdim. Yoksa özel hayatımda falan kendimi ispatlamak aklı göstermek gram çaba gösterdiğim bir şey değil yani. Ben böyleyim kardeşim. Kabul et veya etme. O kafadayım genelde. Ev ve iş ortamlarınız oldukça düzenli. Düzenli yani şöyle. Ev ortamı değil. Seher dağınık bir insan. Ben de öyleyim. İş ortamım da odam yani. Kitaplar mitaplar her şey dağınıktır. Pardon düzenlidir. Ama odamda dağıtabileceğim bir şey yoktur zaten ya. Yani odamda dağınık ne olabilir? Bir kitaplık var, bir bilgisayar var. Yani odam düzenli. O yüzden ev dağınık, evde dağınığım ama iş yerimde, işimde düzenli. O yüzden orta. İlgi merkezi olmaktan çekinmiyorsunuz. Kabul et tabii can. Oğlum, ilgi merkezi olmaktan çekinsem YouTube'a gelir miyim? 500 bin tane adam takip ediyor ya. Yaratıcı olmaktan çok pratik olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yok, yaratıcıyım abi. Yani bin tane konuya odaklanıp aynı anda bin tane iş yapıp konu bulup kafayı kullanıp çıkarım yapıp yorum yapıp yani her şekilde yolunu bulan bir adamım yani. Aç kalmam açıkta kalmam. Kafam çalışıyor. Ama bir yandan pratiğim de yani zorlu durumlarda hemen bir cevap bulma, hemen çıkar yol görme, hemen toparlama o da var. Yani aslında ikisi de var ama yaratıcılığın bence pratikliğinden daha üstte gelir. Ha o zaman yanlış yapmışım doğru. Yaratıcı olmaktan çok pratik olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bunu reddet yapacağım doğru. İnsanlar sizi nadiren üzebilir. Kabul et. Vallahi öyle. Ya işte bak günde 5 milyon tane saçma sapan yorum, hakaret, aşağılama bir sürü şey geliyor. Umurumda mı? Sülalem rahat ya. Bana ne ağlasınlar ya. Yani. Ama çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim bir insan büyük bir ayıp yaparsa, hak etmediğim bir yanlış yaparsa üzülürüm tabii. Ama karalar bağlamam, bir hafta depresyona girmem, sabah akşam oturup da niye böyle oldu falan demem yani. Hmm, demek öyleymiş derim. Ona göre davranır, ona göre önlem alır. Bir daha o kişiye o kadar kıymet vermem. Veya başka insanlara karşı temkinli davranır. Ders alırım yani. Seyahat planlarınız genellikle iyi düşünülmüştür. Mutlaka. Aylar öncesinden plan yaparım. Kaç gün sürecek? 6 gün mü? 6 gün sürerse o hafta işte şu videolarımdan geri kalırım. Onları yapmadan o 6 günü telafi etmek için şöyle videolar yapmam lazım. 6 gün tatilde miyiz? Veya seyahate mi gittik? İlk gün şunu yapsak, ikinci gün bunu yapsak, dördüncü gün bunu yapsak falan her şeyi planlarım yani. Sizin için diğer insanların duygularıyla bağ kurmak çoğunlukla zordur. Yani redbet. Hatta şöyle reddet, empati yeteneğim fazla, karşımdakini anlayabilirim. Bir yanlış yapsa bile niye yaptığını bilirim, onu anlamaya çalışırım, iyi düşünmeye çalışırım. Ama elimden geldiğince enayi olmamaya çalışıyorum, bu yüzden de ona göre bir karar alırım. Düşmanıma bile acıdığım olur, öyle söyleyeyim. Yani diğer insanların duygularıyla bağ kurabilirim ve istersen bir insanla iyi arkadaş olmam, samimiyet kurmam yakın dost olmam da mümkündür. Çünkü bence iyi bir arkadaşım. Yani zararından çok faydası olan bir arkadaşım. Öyle düşünüyorum. Hayatım boyunca öyleydi. O yüzden hani istediğim takdirde why not? Ruh haliniz çok hızlı değişebiliyor. Kısmen. Yani genelde monoton, standart bir yapım vardır. Ama nadiren böyle bir anda çok... Kızdığım, modumun düştüğü veya bir anda çok mutlu olduğum hiçbir şey yokken keyfimin yerine geldiği de olur. Nadiren ama. Bir tartışma esnasında gerçek insanların hassasiyetlerinden daha önemli olmalıdır. Kısmen yani şöyle söyleyeyim gerçek elbette benim için daha önemli. Ama karşımdakini ezmek pahasına illa da doğru bu diye kavga etmenin mantığı yok. Tartışmayı eğer toplum önünde yaptıysam böyle YouTube'da ortalıkta yaptıysam bu durumda evet gerçek daha önemli kimseye eyvallah çekemem. Ama birebirse karşılıklıysa arkadaş ortamında falansa tanıdığım bir insanlarsa yani onun hassasiyetinden daha önemli değil. Yani Allah illa da yok, kitap illa da yalan, peygamber illa da şöyle. Ne gerek var karşındakini üzmeye yani? Naif bir dilde yumuşak bir şekilde söyle, kabul ediyorsa eder, etmiyorsa etmez, uzatma, rahat bırak yani. Amaçla bağlantılı öyle söyleyeyim. Eylemlerinizin diğer insanları nasıl etkilediği konusunda nadiren endişe duyuyorsunuz. Yok ya yani diğer insanları da önemserim. Çok vurdum duymaz ben merkezci ben ne istiyorsam. O ben yapayım, diğerleri yansın. Yok yani diğer insanları da gözetiyor. Ama aşırı falan da değil ya, yani. anormal değil. Ufak. Yani nadiren endişe duyuyor olsam kabul ederdim. Hani sık sık endişe duyduğumu ifade etmek maksadıyla. ilk sağdaki reddet'e bastım. Çalışma tarzınız yöntemsel ve organize bir yaklaşımdan çok rastgele enerji patlamalarına daha yakın. Reddet. Komple planlıyım anlattım. Çoğunlukla başkalarına imreniyorsunuz. Reddet. Kimseye imrenmiyorum. Ha şu olabilir imrenmektense örnek almak olabilir ha. Yani mesela şimdi baktığımda tarihteki büyük filozofları veya büyük ilim adamlarına bir imreniyorum ya olan şöyle olmak var yani biz de şöyle adımızı tarihe yazdırsak biz de böyle büyük adam olsak falan. ne var arada bir ama çoğunlukla değil o yüzden reddediyorum. İlginç bir kitap veya video oyunu çoğunlukla sosyal bir etkinlikten daha iyi tamamen kabul ediyor. Sosyal bir etkinlikten keyif almam, dışarı çıkmaktan, gezmekten, kalabalıktan çok keyif alan insan değilim yani. Her projenin en önemli kısmı bir plan geliştirmek ve buna bağlı kalabilmektir. Kısmen Plan geliştirmek ve bağlı kalmak çok önemli ama durumla beraber şartlarda değişir. Ve şartlara göre, değişen duruma göre pozisyon almak ve ilerlemeye devam etmek lazımdır. Yoksa hareket donar, geride kalırsın ve illa da bizim plana, programa sadık kalacağız dersen batarsın yani. Her şeyi hesaplamak mümkün olmadığı için bir esneme payı bırakman lazım. O yüzden kısmen katıldım. Fantazilere ve fikirlere nadiren kapılıyorsunuz. Ne tür? Yani fikre kapıldığım, sürekli plan kurduğum, hesap kitap yaptığım doğru ama fantazi değil. Veya hayalperest bir insan değilim. Yani. Sürekli hayal görmüyor. Ne yazacağımı bilemedim. Gerçekçiyim genelde. Doğada yürürken kendinizi çoğunlukla düşüncelerinize kaybolmuş şekilde buluyorsunuz. Normalde öyledir ama doğa neredeki gidek yürüyek yani şehir ortamında yaşıyoruz. Eğer birisi mailinize hızlı bir şekilde yanıt vermezse söylediğiniz bir şeyin yanlış olup olmadığı hakkında endişelenmeye başlıyorsunuz. Reddet. Ya görmemiştir ya anlamamıştır. Ben mi yanlış yaptım acaba ya falan. Umurumda olmaz ya. Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun zekiden çok nazik olarak olarak büyümesini tercih ediyorsunuz? Çocuğum yok, nötür diyorum. Hangisini tercih ederdim? Yani nezaket yavaş yavaş öğrenilebilir, ders alır, iş hayatında, okul hayatında adam ederler. Ama zeka o kadar da öğrenilmiyor yani. Biraz da doğuştan gelmesi lazım. O yüzden zeki olmasını tercih ederim. Ama çocuğum olmadığı için nötr. Olduğunda bir daha sormak lazım yani. Başkalarının eylemlerinizi etkilemesine izin vermiyorsunuz. Kısmen. Normalde kendi planım, programım bellidir. Çok böyle akıl almayı sevmem. Kendi bildiğimi okurum. Ama ara arada bir akıl almanın da faydaları vardır. Mesela hani Seher veya işte yakınlarım diyelim tavsiyesini dikkate alacağım insanlar bir konuda muhalefet yaptığında oturup bir daha bir düşünürüm yani. Etkilemesine izin vermiyorsunuz o yüzden kısmen reddet. Hayallerinizi gerçek dünyaya ve içindeki olaylara odaklanma eğiliminde. Hayalleriniz kabul et. Evet, gerçek dünyaya ve gerçeklere odaklanma eğilimindeyim. Yeni iş yerinizde sosyal etkinliklere katılmaya başlamanız uzun sürmüyor. Reddet. Aşırı asosyal, aşırı sessiz, çok böyle milletle konuşmaktan keyif almayan, milletin zorla yanaştığı bir insanımdır. Genelde öyle olmuştur yani hayatım boyunca. Dikkatli planlamacıdan çok doğuştan doğaçlama yapan birisiniz. Reddet. Ha, gerçi doğaçlama yeteneğim de var ama planlamacılık daha önemli. O yüzden orta. Duygularınız onları kontrol ettiğinizden daha çok sizi kontrol ediyor. Kısmen reddet. Duygusal bir adamım, robot değilim ama genelde duygularımı kontrol etmeye çalışır. Hayvan gibi her eğilimin peşinden gitmem. Kıyafet giyme ve rol oynama etkinliklerin içeren sosyal etkinliklere gitmekten zevk alıyorsunuz. Eskiden alırdım, yıllardır yapmıyorum. Şu an keyifli de gelmiyor o yüzden nötr. Çoğunlukla gerçek dışı ve mantıksız ancak ilginç olan fikirleri keşfetmek için vakit harcıyorsunuz reddet, boş işlerle uğraşmam yani. Detaylı bir plan oluşturmak için vakit harcamak yerine doğaçlama yapmayı tercih ediyorsunuz. Reddet, doğaçlama elbette yapılır ama önce plan oluşturmak lazımdır. Nerede nötr dedin ama nötrü işaretlemedin demiş Filiz Nisa Kaya hangisi acaba? Neyse ilerliyorum. Hangisi nötrü ya? Kıyafette kısmen yani tam kabul etmiyorum eskiden çok severdim şu an yıllardır yapmadığım için az seviyorum öyle diyeyim yani. Şu an zevk almıyorum dolayısıyla. Hatta şuna getireyim biraz daha aşağı alayım. Detaylı bir plan oluşturmak için vakit harcamak yerine doğaçlama yapmayı tercih ediyorsunuz. Reddet. Devam. Nispeten ketum ve sessiz birisiniz. Doğru. Bir işletme sahibi olsaydınız sadık ama düşük performanslı çalışanları işten çıkarmanız çok zor olurdu. Doğru. Aşırı pragmatist olmazdım yani. Karşımdakine de kıyamazdım. Çoğunlukla insanın varoluşunu nedenlerini düşünüyorsunuz. Kabul et. Gerçi düşünüyordum. Çok düşündüm artık önceliğim böyle şeyler değil. Orta. Önemli kararlar verirken mantık genellikle kalpten daha önemli. Kısmen arada bir kalbimi dinlediğimde olur sonra pişman olurum. Seçeneklerinizi açık tutmak bir yapılacaklar listesine sahip olmaktan daha önemli. Kısmen yani listem olması, planımın olması tabii önemli ama plan program sürekli değişebilir. Yani seçeneğimin açık olması lazım. Dogmatik olmamak lazım. Eğer arkadaşınız bir şey hakkında üzgünse sorunu çözmek için yöntemler önermek yerine duygusal destek sunmanız daha muhtemel. Kısmen ya. Çünkü komple akıl vermek, şöyle yap, böyle yap, çözelim, gel, halledelim demektense adama bir el uzatmak, adamı bir desteklemek, yanındayım kardeşim, kafaya takma demek de önemli bir şey yani. Öbür türlü hep ben demiştimci oluyorsun, hep akıl veren kişi oluyorsun. O da bir şey mi, şöyle yapsan daha iyi. Bazen yanında olmak lazım devam edelim. Kendinizi nadiren güvensiz hissediyorsunuz. Şimdi nadiren güvensiz hissediyorumu reddedersem nadiren değil de çok mu hissediyorum olur. Kabul edersem de hani nadiren ya çok nadiren mi olur emin değilim. Yani güvensizlik şu ekonomi, borç, harç, para, pul ne olacak bu ülke, ne olacak bu devlet? 5 ay sonra ne durumda oluruz? Para pul muhabbetleri genelde yani başka bir durumdan çok böyle güvensiz, problemli hissetmiyorum. Aslında güvensiz hissettiğim ve korku yaşadığım tek alan maddiyat yani. Yani orta diyeyim o zaman. Kişisel bir zaman çizelgisi oluşturma ve buna bağlı kalma konusunda herhangi bir zorluk yaşamıyorsunuz. Kabul et. Konu ekip çalışması olduğunda haklı olmak, işbirlikçi olmaktan daha önemli. Kabul et. Yani haklıysam %100 ve benim söylediğim şey doğruysa ama diğerleri mal gibi inat ediyorlarsa onlara uyum sağlayıp da taviz vermem yani iş başka bak arkadaşlık başka iş başka bir şey. Arkadaşlıkta taviz vermem eyvallah çekmem bir yere kadar mümkündür ama işse olay duygusal davranmayacaksın o kadar da. Hani bu çok sadık bir işçiyi işten çıkaramıyor olmak değil ki. Belli bir plan program bir Olay var, tartışma var, toplantı var yani. Haklıysam, haklı olduğumu kabul edin, boş yapmayın, devam edelim. Kabul etmiyorsanız beraber çalışmayalım yani. Siz kendi bildiğinizi okuyun, ben kendi bildiğimi okuyayım. Onlar işbirlikçi olsunlar, madem ben haklıyım yani. Gerçeklerle desteklensin veya desteklenmesin herkesin görüşlerine saygı duyulması gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet. Kısmen tamamen değil çünkü karşımdaki görüşün benim idam edilmemi, cehennemde yanmamı falan destekliyor olması ihtimali de var. Yani şöyle düşün. Ben diyelim ki agnostiyim ve karşımda a agnostik olan bir görüş var. Anti agnostik. Yani bütün agnostiklerin öldürülmesi gerektiğini iddia eden bir görüş var. Saygı duyuyorum ya tamam öleyim o zaman diyecek halim yok. Görüşüne göre değişiyor. O yüzden orta. Bir grup insanla birlikte vakit geçirdikten sonra kendinizi daha enerjik hissediyorsunuz. Reddet. Tam tersi kalabalık beni geriyor. Kalabalıkla beraber olmak, bir grup halinde etkinlik yapmak, eğlenmek, gezmek, tozmak, yemek içmek benim enerjimi tüketiyor yani. Eşyalarınızı sık sık yanlış yerlere koyuyorsunuz. Yani kitaplarım için söyleyemem. O yüzden bir tık indireyim. Kitaplarım hep bildiğim yerlerdedir. Onları kaybetmem. Ama işte bir donum, çorabım, bir şeyim kaybolur yani. Özel eşyalarım hep kaybolur başka bir yerden çıkar. Seherle kavga ederiz o da kaybediyor. Bu nerede şu nerede bir kulaklığı tüm evi gezip de anca buluruz yani. Değişiyor. Ya aslında benim özel yaşantımla iş hayatım arasında aşırı fark var. Konu iş olduğunda, çalışma olduğunda, bunlar olduğunda aşırı ciddiyim, aşırı düzenli, aşırı planlı, aşırı programlı. Her şeyim çok profesyonel. Özel hayatım olduğunda dağınık, rahat, dikkatsiz bir adamım yani. O yüzden dengelemiyor. Kendinizi duygusal açıdan çok kararlı görüyorsunuz. Kısmen yani EQ'um, duygusal zekam aşırı yüksek değil. Ben de biraz saf bir çocuğum. O yüzden çok kararlı değilim. Karşımdakine kıyamadığım çok olur. Ama genelde hani yabancıya karşı sertim bir yani. Ve fikrim değişmez. Tez vurula, kellesini alın falan diyebilecek bir adamım yani. Zihniniz daima keşfedilmemiş fikirler ve planlarla meşgul. Kabul et. Ya felsefeyle uğraşıyoruz ne yapacağız başka? Kendinize bir hayalperest demezsiniz. Kabul et. Genellikle birçok kişi önünde konuşurken çok rahat olmakta zorluk çekiyorsunuz. Yani şöyle reddet. Canlı yayın yapmak ayrı, burada konuşmak ayrı. Karşımda bin kişinin olduğu bir konferans salonunda olsam tabii o kadar rahat konuşamayacağım. Rahat olmakta zorluk çekiyorsunuz kısmını o yüzden... Kısmen reddediyor. Konferans salonunda falan belki biraz gelebilir en başında ama ya şu anda bin kişiye konuşuyorum zaten. Yani veya çekim yaparken daha önce dizilerde filmlerde oynarken etrafımda bin tane adam kamera vardı herkes beni izliyordu ve oynuyordum yani o esnada konuşuyordum utanmıyordum. O yüzden az bir şey reddediyor. Genel anlamda hayal gücünüzden çok deneyiminize güveniyorsunuz. Kısmen güven arada bir hayal gücü pratik zekayı da kullanırım yani. Ama tecrübelerden, deneyimlerden ilerlemekte de önemli. Ha gayret bitiyor son sayfa. Eğer oda doluysa duvarlara daha yakın duruyor ve ortada oturmaktan kaçınıyorsunuz. Yo reddet. Aha şu an tam ortasındayım yani genelde burada geçiyor. Duvarın dibinden yürüme gibi bir şeyim yok yani. Her şeyi yapmaya yeterli zaman kalmayana kadar oyalanma eğiliminiz var. Reddet. Genelde çok oyalanmam yani hep iş üstü, hep iş yaparım. İş üstündeyim deyince bir garip oldu. Stresli durumlarda kendinizi çok endişeli hissediyorsunuz. Kısmen sakin kalmaya, dikkatli düşünmeye devam ederim. Ama duygu diye bir şey var yani insan içten içe. İşaretlemedin öncekini Diamond demişsiniz. işaretlemişim, Bayağı işaretlemişim yani. Güçlü olmak yerine başkaları tarafından sevilmenin daha ödüllendirici olduğuna inanıyorsunuz. Hayır. Kesinlikle güçlü olmak, karakterli olmak daha önemli. Öbür türlü hep başkaları sevsin, kimseyi kırmayalım, herkese yaranalım diye sülük gibi oradan oraya şekil almaya başlarsınız. Yani başkalarının beni sevmesi, takdir etmesi daha önemli olsaydı herkese hitap eden, kimseye batmayacak, sağcısı, solcusu, Müslüman herkesin hoşuna gidecek şeyler yapardım. Ama ben benim hoşuma gidecek şeyler yapıyorum. Her zaman alışılmadık ve belirsiz şeylere ilgi duyduğunuz örneğin kitaplar, sanat veya filmler. Yani genelde öyle evet. Sosyal ortamlarda çoğunlukla inisiyatif alıyorsunuz. Kısmen alırım. Yani fikri sormam çok fazla ama sordum mu da ciddiye alırım. Yani laf olsun diye akıl danışmam. Evet arkadaşlar testi buraya kadar çözdük. Acaba sonuç ne? Biraz bekleyelim bari ya. Reklamlardan sonra. Bir konuşalım kendi aramızda. Yarım saattir soru cevaplıyorum. Beynim ağrıdı. Sonuç neymiş? dırırırır mimar İNTCA dışa dönük %47 içe dönük %53 enerji hep yarı yarıya gibi baksanıza yani %48 53 40 bilmem ne hep yarı yarıya bir tek aşağıda kimlikte iddialı %65 yani %65 iddialıyım %35 temkinliyim %76 planlayıcıyım %24 araştırmacıyım ama Kalanları hep yarı yarıya. Ve mimarmışım. Neymiş? Yükseklerde yalnız yaşamak, asra, az rastlanır olmak ve kişilik özelliği olarak en stratejik kapasiteyi bulundurmak. Bunların hepsi mimarların çok iyi bildiği özelliklerdir. Mimarlar toplumun %2'sini oluşturur ve bu kişilik tipinin kadınları %0.8'lik bir oranla özellikle az rastlanır cinstendir. Kendilerine benzeyen ve entelektüel birikim ile satrancı andıra manevra... Öf ne edebiyat kasmışsınız ya. Özetle mimarmışım arkadaşlar. Merak edenler bakar okurlar yani.